Selam. 7 derslik, 7 videoluk yeniden filizlenmek isimli bir yoga serisi. Tamam, bunu 7 gün üst üste yaparsan en güzeli. Tıpkı ölü toprağın üzerinden atmak, onu 3 gün üst üste yapmak ne kadar kıymetliyse, bunu da 7 gün üst üste yapmak çok kıymetli. Elimdeki şartlar sebebiyle ortam böyle oldu. Vardır bir sebebi. Sesimin iyi geliyor olması ve beni görüyor olmanız önemli. Pekala. Yeniden filizlenmek için bir yeniye ihtiyaç var. Bu yeni bir inanış olabilir. Yeni bir yaklaşım olabilir. Seçimlerinde bir yenilik olabilir. Verdiğin kararlarda bir yenilik olabilir. Yeni bir karar verebilirsin, yeni bir seçim yapabilirsin. Ve yeni bir düşünceye, ideaya, bir fikre sahip olabilirsin. Ve veya yeni bir duyguya sahip olabilirsin. Bu yeni bir duygu olabilir. Belki aynı konu üzerine yeni bir duygu. Bu yeniliklerden bir tanesi diğerini etkiler. Duygun, düşünceni, seçimin kararını ve hepsi yaklaşımını, düşüncen yaklaşımını, seçimin yaklaşımını veya inanışını değiştirir, etkiler ya da inanışın, yeni inanışın bunların diğerlerinin hepsini etkiler. Haliyle bizim Matrix'imiz, yani bu gerçekliğimiz değişir, değişmeye başlar. Yeniden filizlenmek, ölü toprağın üzerimizden attıktan sonra kendiliğinden olan şeydir. Ve bunun için bizim o ölü toprağın üzerinden attıktan sonra bir yeniye ihtiyacımız var. Ki yeniden, yeni olandan filizlenelim. Tamam mı? Filizlenmek, görünür olmak. Hepsinden biraz konuşacağız. Şöyle lafı çok uzatmadan. Tamam. Süreyi de başlatıyorum ki çok kendimi kaptırıp gitmeyeyim. Herkesin yapabileceği, her zaman yapabileceği basit, belki kolay değil yaparken fakat basit çalışmalarla devam ediyoruz yine. Çocuk duruşuna gel. Kalça topukların üzerinde, ellerinde yerden destek alabilirsin. Omurgayı iyice uzatarak şöyle burnunu, alnını ve başını yere koy. Omuzlarını yere bırak. Ellerin bedeni iki yanında arkaya doğru bakıyor. Avuç içleri yukarı bakıyor şekilde yerde. Bırak nefesin aksın burada. Ve sen daima bir tohumsun. Çatlayıp o ölü toprağına o kabuğunu kırıp yeniden ve yeniden filizlenebilirsin. Bunu yapabilirsin. Peki bunu yapar mısın? Bu soruyla kal, cevabını vermeden. Bunu yapabilir misin? Ki evet yapabilirsin. Peki bunu yapar mısın? Yeniden, yeni olandan filizlenir misin? Bu tohum haline benzeyen, bu çocuk duruşunda bu soruyla kal. Ve cevabın evetse, cevabın evete yakın olan o his ise yapabilir misin? Yapar mısın? Buna biraz olsun olumlu yanıt veriyorsan, bütün nefesi boşalt. Ve nefes alırken omurlarını birbirinin üzerine dizerek yavaş 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 kalk. En son başı kaldır. Nefesi tekrar boşalt. Ve nefes alırken kollarını yükselt yukarıya, iyice uza. Eğer mümkünse baş parmaklarını kenetle. Diğer parmaklar ucuca. İtsin parmakların birbirine. Özellikle küçük parmakların birbirini itsin. Kuyruk sokumunu yere doğru uzat. Ve kollarını da yukarıya. Yere ve göğe. Sınırsız, sonsuz alan var yerde. Aşağında ve yukarında ve önünde ve arkanda ve sağında ve solunda.
bütün bu altı yön sınırsız, sonsuz alan barındırıyor. Öyle genişle. Ve nefes verirken kollarını iki yandan aşağıya bırak. Ellerini kalbin ön tarafında birleştir. Bir kere om söyleyeceğiz birlikte. Nefesi tamamen boşalt. Derin bir nefes al. Ve kalp atımını ellerinde hisset. Kalbini ellerinde tuttuğunu hatırla. Seçimlerinle, kararlarınla, inanışlarınla, yaklaşımlarınla, tutumlarınla, duygu ve düşüncelerinle. Ve bırak ellerini, avuçların karşıya baksın, yavaşça gözlerini aç. Omuz içlerinden geriye doğru açıl, kuyruk sokumunu aşağıya doğru uzat. Ve buradan hop öne gel. Dizler kalça genişliğinde açık, birbirine paralel. Nefesi boşalt ve kalbin yere doğru bırak. Kasıklarını derinleştir. Kalçayı çıkart. Nefes alırken göğüs kemiğini yükselt. Çeneyi yükselt. Omuzlarını kulaklarından uzaklaştır. Nefes verirken sırtı iyice yuvarlan. Çeneyi göğüse. Hatta başının tepesine kuyruk sokumuna doğru al. Nefes alırken kasıkları derinleştir. Göğüs kemiğini yükselt. Başı kaldır. Omuzları kulaklarından uzaklaştır. Bir kez daha nefes ver. Nefes al. Birazcık hızlanacağız. Nefes ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Şimdi nefes al. Başı kaldır, nefes verirken ayak parmaklarını tak yere, kasıklarını derinleştir. Kalçayı iyice yükselt. Başı sal. Nefes alırken göbek deliğin altından göğüse ve çeneye doğru yüksel. Başını kaldır, bakışını yükselt. Nefes verirken üst bacak kaslarını geriye doğru it. Bakışın aynı yerde, başın aynı yükseklikte. Omuzları eklemine oturttuğundan emin ol. Üst bacak kaslarını geriye ittiğinde topukların yere gelmeyebilir. Nefesi boşalt. Tekrar nefes al. Yine göğüs kemiğini yükselt. Omuzları yerine oturt. Gövdenin yanları uzun kalsın. Nefes verirken üst bacak kaslarını geriye doğru biraz daha it. Topukların biraz daha yaklaşır yere. Eğer sırtın henüz iç bükey olmuyorsa dizlerin bükülü kalması daha iyi olur. Çünkü öncelik sırttadır. Sırtta ve kalpte. O yüzden nefes alırken göğüs kemiğini çeneye doğru yükselt, kalbi aç. Nefes ver, üst bacaklarını geriye doğru veya kasıklarını geriye doğru it. Gövdenin yanları uzasın. Bundan sonra başı sal. Nefes al, gövdenin yanlarından uza. Nefes ver, başı sal. Nefes al, gövdenin yanlarından uza, gövdenin ön kısmında uzat. Nefes ver, başı sal. Sonraki nefes alışında ellerin arasına bak. Nefes verirken dizlerini bük ve yere yaklaştır. Biraz daha yaklaştır. Yere değecekmiş gibi yap ama değme. Karnında hissedilecek, evet. Sonra dizlerini yere koy. Ve tekrar alnı yere bırak, kollarını geriye al, başı sal, omuzları sal ve yine çocuk duruşunda kal. Bırak nefesin aksın. Ve sonraki nefesle kollarını arkaya al. Nefes verirken dizlerini, dirseklerini bük ve yavaş yavaş kollarını düz yap. Nefes al, başı kaldır, göğsü yükselt, kollar geride düz. Nefes verirken burun, alın, başının tepesi yere, kollarını başının üzerine doğru, başın üzerinden tavana doğru yükselt. Kal burada, başın tepesiyle yeri it, kollarını tavana doğru uza, omuzlarını da yüksek tut. Sonra yavaşça tekrar geriye.
Bu sefer yukarıya çene önce göğüsle omurları birbirinin üzerine dizerek kalk. Başı kaldır, göğsü yükselt ve nefes verirken uzayarak gel başının tepesine. O kolları yükselt yukarıya. Tekrar nefesle hop, alın, burun, çene. Kafayı kaldır, kollarını yere doğru uzat, çeneyi ve göğüs kemiğini özellikle. Çeneyi kalbinin gösterdiği yere kadar, yani bakışın kalbinin gösterdiği yer olsun. Çeneyi öyle yüksek tut, çok fazla değil. Göğüs kemiğini yükselt. Sonraki nefes verişinde çocuk duruşuna gel. Omuzları sağla aşağı. Güzel. Şimdi ellerini getir, dizlerini iki yanına. Yavaş yavaş omurlarını birbirinin üzerine dizerek en son başı kaldır. Yeniden filizlenmek, ha? Onun için hop, o tohumu kırdıktan sonra farklı açılardan kök salmaya ve toprakta yerimizi belirgin kılmaya ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Kökler nezaketle, kabalıkla asla değil, nezaketle yeniye tutunur. Tamam? Kıvrım kıvrım. Eğer önüne bir şey çıkarsa ve onu geçemiyorsa etrafından dolaşır. O yüzden her yönüyle çalışmakta fayda var. Şimdi kalçan topukların üzerinde. Ellerini yere koyup sağ dizini kaldır, sağ ayağının üzeri bir esnesin. Tamam mı? Sağ ayağının üzerini yere iyice yay, genişlet, sağ dizini kaldır. Ve ağırlığını sol bacağının üzerine ver. Sol kalçanın üzerine ver. Nefese devam. Göğüs yüksek. Sonra yavaşça bırak. Ve sol ayağın üzerine kalk. Sol dizini yükselt. Ağırlığını sağ kalçada zaten sabit. Yine sola doğru ver. Ondan kaçma. Büyük ağırlığını sağ tarafa bırak ama mümkün olduğunca sol ayağın üstüne ver ki ağırlığını yine. Sol ayağın üstü esnesin. Bazılarımız için inanılmaz zor bir duruş. Nefesle onun içinden geçebilirsin. Sonra bırak. Şimdi şöyle bir kenara rahatlat. Gel ayakların üzerine yine. İkisini birden kaldıracağız. Eller geride. Ayakların üstüne kalk, dizlerini kaldır, ayakların üstünü yay yere, göğsü yükselt ve gülümse. Nefesle geç içinden. Bir nefes daha. Ve hoppa. Gel. Ayaklarını kıvırmak istediğini biliyorum. Ayak parmaklarını yavaşça kıvır. Hı-hı. Evet ve topuklarına doğru ağırlığını ver, ellerine yeri it, kasıkları derinleştir, iyice uzan ve buradan ellerin üzerine gel, ayak parmakları yerde takılı, nefes al, göğüs kemiğini yükselt, nefes verirken kasıkları derinleştirerek aşağı bakan köpeğe gel. Al nefes, gövdenin yanlarını iyice uzat, gövdenin önünü uzat, dizler bükülü. Nefes verirken iki topuğunu birden sola doğru devir. İki dizin bükülü kalsın. Kasıkları iyice derinleştir. Sağ elini parmak ucuna getirip ileriye doğru biraz daha uzat, gövdenin yanına uzasın. Bir nefes daha. Sonra ortaya, nefes al, nefes verirken diğer tarafa. Dizler bükülü, sol elini parmak ucuna getirip bir tık daha ileriye uzat. Derin bir nefes daha. Nefesi sal, nefes alırken ortaya. Şimdi ellerin arasına bak, nefes verirken hop, sağ ayak kocaman bir adım öne, sol diz yere. Eller parmak ucunda,
Arkadaki ayağın üstünü yine yere koy ve ayağını iyice yay yere. Sol el yerde, sağ el dizin üzerinde. Bacaklarını birbirine doğru sık. Hı-hı. Ve yavaş yavaş buradan göbek deliğin altından başlayarak göğüs kemiğiyle birlikte gövdeni sağa doğru çevir. Ve sağ elini getir arkaya. Şöyle sol bacağını, tişörtünü veya pantolonunu tut. Ve hafifçe çevir kendini. Çok hafif. Burada elini birazcık daha ileri götürüp avucunu yere bırakabilirsin. Parmak ucunu yere tutabilirsin. Yani parmak ucunu da yere koyabilirsin elini. Ve yavaşça dön arkaya. Dön, 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 dön. Kalçayı sal, sal, sal dedim ya, nezaketli olur. Bu arada öndeki dizin açılmaya başlıyor. Onun açılmasına da izin ver nezaketle. Ayağını aktif tut. Ayak parmaklarını kendine doğru çek. Ve topuğunu yere doğru uzat ki bileğini haliyle dizini ve haliyle kalça eklemini koruyasın. Tamam, ayak aktif. Fakat nezaketle sol kalçayı yere iyice sal. Sal, 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 sal. Şu gövdenin yanında uzasın sol taraf. Şimdi sağ kolunu da aç. Arkaya uzar. Sonra yavaşça ortaya gel. Ve aşağı bakan köpeğe. Nasıl hissettiğine bir bak burada. Başı da sal aşağıya. Kök salmak değil mi? Yeniden filizlenmek için öncelikle biraz salmaya ihtiyacımız var. Hı? Nereye? Olduğun yere. Bulunduğun şartların içine. Ve sol ayak öne. Bu şartlar hem içsel hem dışsal. Fakat eğer yeni bir şey filizleniyorsa o yeniyi salmaya ihtiyacın var. Yeni bir düşünme, düşünür, yeni bir inanış, yeni bir duygu, yeni bir seçim, yeni bir karar. Bunu sal o zaman. O toprağa nezaketle salınsın. Ha? Sağ ayağının üstü yerde, sol topuğu yere çok sağlam bas. Dikkat edilecek konu topuk dizin altında. Göğsü bir yükselt. Nefes verirken içine gir pozun içine. Ve sağ el yerde, parmak ucunda olabilir, avucu yere koyabilirsin. Sol el dizin üzerinde. Başlangıçta parmak ucu, eğer elin acımıyorsa, çok müsaitse parmak ucu iyidir. Sağ elin parmak ucunda sol kısmını geriye doğru çek. Ve göbek deliğin altından göğüs kemiğine doğru uzayarak bütün gövdeyi hem uzun tutarak öyle çevir arkaya. Elini biraz daha ileriye götürüp avucunu yere salabilirsin, bırakabilirsin. Ve burada sol elini getir, hop arkada tut. Belki tişörtünü, belki pantolonunu, belki kasığını. Ve sonra yavaş yavaş, hafif de kalçayı öne doğru bırakarak, yavaş yavaş arkaya dön. Bak öndeki ayak da açılıyor birazcık, ayak aktif. Dizinin yavaş yavaş açılmasına izin verebilirsin. Kasığını bırakabilirsin. Gövdenin yanı, buradaki fasya uzuyor. Ona izin ver. Yavaş yavaş sal aşağıya. Nefese devam. Sonra uzat sol kolu. Arkaya iyice kendini bir taraftan yere bırakırken milim milim. Nefese devam. Ve sonraki nefes verişinde yavaşça gel ortaya. Ve sol ayak geriye, aşağı bakan köpeğe. Kocaman bir nefesle genişle. Nefesi ver, sal. Başı sal. Sonraki nefes alışında ellerin arasına bak ve buradan küçük 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 yürü. Nefes alırken yarı yol açıl, nefes verirken öne bırak kendini, tut dirseklerini, bırak kollarını ve başın ağırlığını aşağıya. Kasıklarını derinleştir, tavana doğru başı sal. Sonra ellerini yere bırak, başını bırak. Omurlarını birbirinin üzerine dizerek yavaş 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 yukarıya gel.
Kasıkları derinleştir. Omurları birbirinin üzerine dizerken yavaş yavaş çeneyi arkaya, 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 arkaya ve başının tepesine doğru uzat. Nefesi tamamen boşalt. Nadasana. Nefes alırken kollar yukarı. Benim burada tavana ellerinde yok. Biraz alçak. Uza iyice yukarıya. Ve dirseklerini kaktüs gibi iki yana aç. Kasıklarını derinleştir. Tam karşıya baktığından emin ol kalçanın. Kasıkları derinleştir. Göğsü yükselt, kalbi aç. Kasıklar derin. Gövdenin yanlarını uzat. Dirseklerini hafif yükselt. Ve sanki kolların ön tarafını böyle aynı anda geriye doğru çekiyorsun. Sanki değil, öyle yapıyorsun. Ama sanki bu bir mekanizma yani. Tamam mı? Kasıklar geriye. Kalbi yükselt, kukla gibi geriye aç. Kasıklar geriye, göğsü yükselt, kalbi aç. Kasıklar geriye, göğsü yükselt, kalbi aç. Şimdi nefes verirken sırtın üst kısmını yuvarla, sadece çeneyi göğsüne. Bir kez daha. Nefes al nezaketle, dizler hafifçe bükülü, kasıkları derinleştir, gövdenin yanlarını uzat, kalbi aç. Ve nefes verirken buradan öne uzayarak gel ve başı sal aşağı. Al nefes, yarı yol açıl. Nefes verirken geriye sopa. Göbek, kuyruk sokumunu içeri alıp bacakları birbirine doğru sık. Göbek deliğin altından göğüse ve çeneye doğru uzat. Ellerini birbirine doğru sık. Ellerini ve ayaklarını birbirine doğru çek. Şimdi iki topuğunu birden sola devir. Sağ eline basmayı sürdür. Süper. Nefes al, ortaya gel. Nefes ver. İki topuğunu birden sağa doğru devir. Ve yine sol eline basmayı sürdür. Süper. Sonra ortaya ve yavaş yavaş dizlerini yere bırak. Ellerinle yeri çekerek göğsünü maksimum öne taşı ve çeneyi yere koy. Omuzlar yukarıda. Kulaklardan uzak. Kasıklar derin. Evet. Şimdi ayaklarını yerden kaldır. Dum dum dum. Kasıkları iyice derinleştir. Ve böyle yılan gibi kıvrılarak yapacağız. Yani kuyruk sokumunu içeri alırken göbek deliğin altına bak, ayaklarını yere koy. Hop, uza öne. Ve bırak almayı. Şimdi eller yerde, üst bacak kaslarını birbirine doğru çevir. Eller dirseklerin altında ve omuz hizasında ve parmak ucunda. Tamam? Alın yerde. Şöyle kendini çekip öne doğru bir uzat. Koltuk altını kulaklarına doğru çek. Omuz başlarını yükselt. Ellerinle yeri çek. Yeri iterken kalbi aç. Göğsü aç. Öne doğru. Yukarı değil, öne. Ellerinle yeri çekerek öne uzat. Alnı bırak. Koltuk altını kulaklarına doğru çek. Omuz başlarını yükselt. Yeri çek. Yeri iterken kalbi aç. Nefes verirken öne in. Nefes alırken koltuk altı kulaklara, omuz başları yukarı. Nefes verirken geri çek, kuyruk sokumunu yere doğru it. Nefes alırken kalk, ellerini geri it, kalbi aç. Nefes verirken öne in. Ve şimdi ellerin alt kaburga kemiklerinin yanına koy. Ve yerden destek alarak, kasıkları derinleştirerek kalçayı topukların üzerine getir ve başı bırak. Yine kollarını iki yana bırak. Ne kadar ilerlersek ilerleyelim. Ah, çatlayan tohum bellidir. Bir inanış, bir fikir, bir seçim, bir karar, bir duygu, bir düşünce. Onun çekirdeği bellidir. Ve bu özü hatırlamaya İhtiyacımız var. Bizim başlangıçtaki niyetimiz neydi? Neydi senin bu dünyaya gelirken ilk niyetin? Burada ne için, nasıl bir filiz olmaya geldin? Bırak nefesin aksın. Sonra yavaş yavaş tekrar omurlarını birbirinin üzerine dizerek kalk. Aha. Ve ayaklarını ileriye uzat. Tamam. Bacakları rahatlat. Okay.
Bacaklarını rahatlattın. Kasıklarını, bacakların üst bacaklarını şöyle içe doğru çevir. Tamam? Oturma kemiklerini kaldırabilirsin. Evet. Ve bacaklarını içe doğru çevir. Bu çok çok önemli. Danda sana. Stop. Araç. Öyle. Bir araç. Herhangi bir araç. Tamam? Bu duruşun adı o. Danda sana. Alet, edevat. Ayak parmakları aktif. Topuklarını ileriye doğru uzat. Kasıklarını yere doğru uzat. Ve omurgayı yükselt yukarıya. Başının tepesine doğru uzat. Ellerin iki yanda. Eğer benim gibi kolların yere gelmiyor olabilir. Yine de avuçların yere basıyormuş gibi ellerinle yeri it. Göğüs kemiğini yükselt. Kasıklarını yere doğru ağırlaştır. Ve ayak baş parmak kökünü ileri uzatırken küçük parmaklarını ayırıp mümkünse kendine doğru çek onları. Ve başının tepesine doğru uzat. Göğüs kemiğinden çeneye doğru uzat. Ellerine yeri iter, itebiliyorsan it. İtemiyorsan benim gibi it, havada it onları. Ve üst bacak kaslarını çek geriye, kasıklarını yere doğru it. Süper. Şimdi nefes ver, bırak. Bacakları rahatlat. Ellerin ayaklarına değmiyor olabilir. Tamam. Amaç öne kapanmak olmayacak. Bacaklarını içeri doğru çevirdiğinden emin ol. Amaç, mümkün olduğunca uzayarak, kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştırarak, burada öne doğru yaklaşmak olacak. Uzayarak, sırtı düz tutup, zahmetsizce dik durabilmek için. Çünkü o yeninin canlı kalması için oradaki niyetin netliği önemli. Tamam. O da zahmetsizce olursa güzel olur. Yoksa bir mücadeleye dönüşür. Nefes alırken koltuk altlarını kulaklarına doğru çek. Nefes verirken kürek kemiklerinin altını birbirine yaklaştır. Nefes alırken koltuk altını kulaklarına doğru çek, abart bayağı. Nefes ver, kürek kemiklerinin altını birbirine yaklaştır. Nefes al, koltuk altını kulaklarına doğru çek. Nefes ver, kürek kemiklerinin altını birbirine yaklaştır. Bir kez daha. Nefes al, koltuk altını kulaklarına doğru çek. Nefes ver, kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştır. Azıcık daha gel. Hı? Nefes al, koltuk altını kulaklarına doğru çek. Nefes ver, kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştır. Belki elin ayağına geliyor, belki gelmiyor. Belki sadece bu açıdasın. Hepsi okey. Belki burada duramıyorsun bile. O zaman kalçanın altını yükseltmen lazım. Veya dizlerini hafifçe bükebilirsin. Öncelikli olarak sırt, tamam? Ve bacaklarını, dizlerini düz yapmıyorsan bile onları aktif tutman, bacak arkası kaslarını uzatmana yardımcı olacaktır. Tamam, onları aktif tut, sen sırtına odaklan. Koltuk altını kulaklarına doğru çek, kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştır. Koltuk altını kulaklarına doğru çek, kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştır. Bir kez daha, yanıyor. Eğer doğrusuyla yapıyorsan, duyduğun gibi, o komutu veriyorsan sırtının ortası deli gibi yanıyordur. Nefes al, koltuk altını kulaklarına doğru çek. Nefes ver, kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştır. Belki burada, her neredeysen, belki dizlerin bükülü. Burada bacaklarını yere doğru itebilirsin ve başının tepesine doğru uzayabilirsin. Kramp falan girebilir, gayet normal. Ah, sonra sal. Ve bacaklarını rahat bırak. Okay. Şimdi sağ ayağını sağa doğru devir. Sağ dizinin içinden tutup ayağını yaklaştır, bacağının içine yerleştir. Sağ ayak tabanın sol bacağın içinde. Tamam? Gövdeni sol bacağına doğru çevir. Nefes al, sağ kol yukarıya iyice uzar. Nefes verirken öne doğru uzadığında belki ayağını tutacaksın, belki kaval kemiğini tutacaksın. Ama hiç önemli değil nereden tuttun. Ama bir yerden tut. Sonra diğer el parmak ucunda. Nefes al, uza. Tamam. Nefes ver, kendini çevir sola. Buradan nefes alırken sol koltuk altından ileriye doğru uza. Sol koltuk altını kulağına yaklaştır. Sol koltuk altını kulağına yaklaştır ve sol elini yürüt. Sol koltuk altını kulağına yaklaştır.
sol koltuk altını kulağına yaklaştır. Her ne kadar gelebiliyorsan. Belki ayağını tuttun, belki ayağını tutamadın, belki burada. Fakat sen sol koltuk altından ileriye doğru uzan. Ve nefes. Bu ayak aktif. Sol ayak. Eğer olurda tutabiliyorsan, burada kalabilirsin, ellerini parmak ucunda yere koyabilirsin. Bacağının aktif olduğundan emin ol, onun çek kasığına doğru. Sonra nefes alırken yavaşça yüksel. Nefes verirken sağ dizini destekleyerek öne al ve bacaklarını yere kapat. Diğer taraf, önce pasif, nezaketle. Sol ayak pasif, sol dizinin içinden tut. Yerleştir ayağını. Bu bacağı yine içeriye doğru alabilirsin. Benim sol dizimde bir hassasiyet var bir senedir. Hiç zorlamayacağım o yüzden. Senin de eğer öyle bir şey varsa daha açık koyabilirsin. Sağ ayak aktif, onu geriye doğru çek. Nefes al. Sol tarafından yukarıya doğru uza. Nefes ver. Ya ayağının dışı ya da kaval kemiğinin dışından tut. Diğer el parmak ucunda. Önce sanki kolunun altından dönebilecekmişsin gibi kendini çevir sağa doğru. Sonraki nefes alışında sağ koltuk altından ileriye doğru uzat. Sağ koltuk altını ileriye doğru uzat. Gövdenin sağ tarafını uzat. Sağ tarafını iyice uzat. Gövdenin sağ tarafından iyice uzat. Diğer bacak aktif, sağ bacak aktif. Sağ koltuk altından iyice uza. Maksimum gidebildiğin yerde ki her seferinde milim milim biraz daha gidebilirsin. Burada kal. Ayağını tutabilirsin, yeri tutabilirsin. Aynı tuttuğun şekilde kalabilirsin. Nefesi sürdür. Başı serbest bırak. Sonraki nefes alışında başı kaldır. Yüksel yukarıya. Sol dizini destekleyerek nefes verirken uzat. İleri. Pekala. Şimdi bir burgu yapacağız. Bitirmeden önce. Bu burgu için sağ ayağın kaval kemiği matının kısa kenarına paralel. Sol ayağın femur kemiği, uyluk kemiği aynı şekilde mümkünse matın kısa kenarına paralel. Tamam mı? Bunlar birbirine paralel. Yani kalça, diz, topuk 90 derece. Kalça, diz, topuk 90 derece. Bakayım benim burada yerim var mı? Bakalım. Şimdi burada nefes al, iyice uza. Nefes verirken yavaş yavaş dön arkaya. Benim burada yerim yokmuş. Bu tarafa doğru göstereceğim. Burada da mı yerim yok acaba? Olduğu kadar. Nefes al uza. Nefes verirken dön arkaya. Benim burada yerim olsa şuradan camdan çıkmak zorunda kalacağım. Yerim olsa aşağıya doğru yaklaşırdım. Şöyle gösterebilirim. Evet. Burada, evet. Yavaş yavaş yere yaklaşarak her nefes alışında birazcık daha uzayıp kendini yere sal. Nefes alırken biraz daha uza. Sal. Nefes alırken birazcık daha ilerleyip sal. Maksimum gidebildiğin yerde kal. Süper. Çıkış çok önemli. Çok yavaş. Çok yavaş. Hissederek. Yavaş yavaş. Gel. Ortaya. Ve diğer tarafa. 90, 90. Kalça, diz, diz, topuk. Kalça, diz, diz, topuk. Mümkün olduğunca 90 derece. Olduğun yerde. Nefes al, uza. Nefes verirken dön arkaya. Nefes al uza.
Nefes verirken dön arkaya. Nefes al, uzun ve in. Nefes al, uzun ve in. Mümkün olduğunca bacaklar sabit kalsın. Nefes al, uzun ve in. Ve burada kal. Sonra yavaşça yüksel. Çıkış önemli. Hissederek, nezaketle yavaş yavaş çık. Ortaya gel. Evet. Ve ayaklarını taban tabana birleştir. Dizinde hassasiyet varsa açıyı daha büyütebilirsin. Şöyle göstereyim. Çok yaklaştırmayabilirsin. Benim gibi. Kasıklarını tutup içe doğru çevir. Kasığını bayağı tutup içe doğru çevir. Dışarıdan içe doğru çevir. Eller yerde. Kasıklarını yere doğru iyice it. Ve göğüs kemiğini yükselt. Şimdi burada kuyruk sokumunu içeri alarak hop yaklaştır bakalım topuklarına kendini olabildiğince. Ve ayaklar aktif yukarıya doğru uzan. Ayakların birbirini itsin, başının tepesine doğru uzan. Belki bu kadar yaklaşmayabilirsin. Daha geride de kalabilirsin. Göğüs kemiğinden çeneye ve başının tepesine doğru uzan. Sonra yine yerden destek alarak geriye gelebilirsin. Daha da büyütebilirsin. Baklava dilimi gibi. Yine kasıklar içeride. Nefes al, uza. Nefes verirken öne doğru sal. Belki bu kadar gelemeyeceğim. Belki parmak ucunda kalacağım. Okey. Ayakların aktif kalsın. Göğsü yükselt ve buradan ne kadar bırakabiliyorsan şuraların, bacakların aşağı bakan tarafı acayip çekilebilir. Aşırı normal. Nefesinle geç içinde. Bir nefes daha. Yeni her neyse onun nezaketle bu toprakta yerini bulabileceğini hatırla. Sonra yavaş yavaş yine omurları birbirinin üzerine dizerek yüksel, dizlerini destekle, uzat ileriye, bacakları rahatlat ve kalça sabit, omurları uzatarak sırt üstü yat. Ve kollarını başın üzerine. Ayaklar dizlerin altında. Eller başın üzerinde. Avuçların yukarıya bak. Şimdi nefes alırken kasıklarını derinleştir, göğsü yükselt. Nefes verirken belini yere doğru it ve kalçayı yükselt, hafif. Nefes alırken belini yere değdir, kuyruk sokumunu yere doğru iyice it, kasıklarını derinleştir, kalça yükselsin, karın yükselsin. Nefes verirken belini yere doğru it, kalçayı birazcık daha yükselt. Alırken omurları teker teker koy ve kasıkları yere doğru it. Verirken omurları yere koy ve kalçayı yükselt. Alırken evet, kasıkları yere doğru koy. Omurları yere koy, kasıkları yere it. Verirken ayaklarını yere bas, kalçayı iyice yükselt şimdi. Ve omur omur tekrar aşağıya. Nefesi al, genişle. Nefes verirken kalça yukarıya. Başını hafifçe yere doğru it. Çene sıkışmasın, boynu sıkıştırmasın. Tekrar nefes alırken hop.
ve nefes verirken nefes alırken ve nefes verirken. Şimdi burada kal. Ellerini getir bacakların üzerine. Ve kal burada. Ayaklar aktif. Kalçanın yanlarını tavana doğru yükselt. Başının arkasını yere doğru it. Ve yavaş yavaş tekrar omurlarını yere bırak. Dizlerini göğüse çek. Bacaklarını şöyle sağa sola sallayıp elini rahatlat. Sağ dizini karnında tut, sol bacağını uzat yere. Ve yerden sol ayağına destek alıp kalçanı hafifçe sağa çıkartıp sol bacağı yine uzat. Sağ bacağını solun üzerine uzat. Ve sol dizini yere doğru getirirken nezaketle onu bastırmadan yavaş yavaş yer çekimini kullanarak sağ kolunu yere getir, sağ omzunu yere sal ve sağ bacağını da sal. Bitmek üzere öğrenci. Yerin çekim kuvvetini kullan. Yere güveni kullan. Yer anne. Gaya, toprağa, dünyaya. Ve sal. Bacağı sağ, omzu sağ. Sonra yavaşça ortaya gel. Belini şöyle bir dirseklerine destek al. Kalçayı uzat, beli uzat. Bacakları uzat. Ve nasıl hissettiğine bir bak. Ve dengelemek için sol tarafı tut. Sol dizini karnına doğru çek. İyice. Güzel. Sağ ayağınla yerden destek alıp hop kalçayı veya dirseklerini destek alıp kalçayı sola doğru çıkart. Sağ bacak uzun. Sol dizini sağ tarafa devir. Kalçayı sola doğru veya başlangıçta aksi tarafa doğru çevirmemizin sebebi kalça ve omuz, yani omurga aynı hizada kalsın diye burguya girdiğimiz zaman. Dizini yere bırak ve yavaş yavaş, hiç acele etmeden sol kolunu aç sola doğru. Bakışını da sola çevir. Ve yer çekim kuvvetine güven. Sal biraz. Ve nefeslerin izin versin. Ve sen de nefeslerine izin ver. Yeni düşünce, yeni bir duygu, yeni bir inanış, yeni bir seçim, yeni bir karar ve yeni bir yaklaşım. Bu gelebilir. Fakat bunun yaşamasına izin verecek olan, bunun toprağına salınmasına izin verecek olan, izin veren sensin. O izin içeriden bir yerden çıkıyorsa, onu sal. Bırak kendiliğinden. Kendiliğinden olsun. Bırak sol bacak ağırlaşsın, sol omzun ağırlaşsın. Bırak çözülsün. Sonra yavaşça ortaya gel. Yine omurgayı uzat, bacakları uzat. Omuz içlerini açık tutarak, avuçlarını tavana doğru açık tutarak. Yat. Shavasana ceset pozunda olduğu gibi. Bu aralar TRT yapımı Yunus Emre'nin dizisini izliyorum. Yıllar önceki bir dizi. Ben de yeni izliyorum. Ve orada Tapduk Emre şey diyor.
olmak için de, ölmek için de diri olmak lazımdır. Bunca çalışmadan sonra, ki oldukça basit, bazen kolay değil belki. Bu yoga asanalarından sonra Shavasana'ya her yatışımız diridir bizim. Shavasana ceset pozu. Ve yeniden filizlenmek için şüphesiz ki eskiye ölmek lazımdır. Ve o ölümü de, o doğumu da, o olmayı da ancak diri olursak yapabiliyoruz. Belki düşüncelerinde, belki inanışlarında, belki duygularında, belki yaklaşımlarında, seçimlerinde ya da kararlarında. Bunlardan herhangi birinde diri olmak diğerlerini de etkiler, etkileyecektir. Derin bir nefes al ve bütün diriliğinle bırak kendini yere ve gevşe. İstersen burada kalabilirsin. İstersen kalkarken dizlerine sarılıp sağ tarafına yatabilirsin. Fakat bu aralar benim Shavasana'dan kalkma halim bu. Evet. Belki birkaç kere de bazen de tek seferde. Öyle kalkmak. İstersen orada kalabilirsin, istersen kalkabilirsin. O diriliği yerde, yerinde, senin altında, senin üstünde, senin önünde, senin arkanda, sağında ve solunda var olan o sonsuzluğa inşet. Diyelim, göğe, öne, arkaya, sağa ve sola altı yönü genişlediğin kocaman bir nefes al. Nefes ver, ellerini kalbin ön tarafında birleştir. Ve baş parmakların köküyle göğüs kemiğini tut ve yükselt. Kalp atımını ellerinde hisset. Tek bir om söyleyeceğiz birlikte. Nefesi boşalt ve derin nefes al. Ve bırak ellerini dizlerin üzerine. Başını kalbine doğru bırak. Yavaş yavaş gözlerini kendine doğru aç. Ve gülümse. Ve gülümseyerek ve yeri takip ederek yavaşça başı kaldır. Namaste. Teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Ve kendin için. Bir şeyler yaparak bu ortak havuzdaki titreşime olumlu etki ettiğin için. Sen iyileşirsen, ben iyileşirim. Ben iyileşirsem, sen iyileşirsin. Biz iyileşirsek, dünya iyileşir. Ve hatta sen iyileşirsin, dünyan iyileşir. O zaman ben iyileşirim ve dünyalar iyileşir. Ve kozmik yasa gereği. Öyle görünmese de, var olan her şey pozitife doğru gidiyor. Öyle görünmese de öyle. Pozitif tarafın, pozitif kutbun tarafına meyli vardır. Varoluşun. O yüzden yeniden filizlenmek için. Her zaman umut var ya. Tamam. Ümit benim kanımdır der durur sevgilim. Ama öyle, ben her zaman çok şey söyleyebilirim, çok şey anlatabilirim. Namaste. Görüşmek üzere. Bakacağım. Umarım çekti.